Buyurun. Merhabalar, ben Heh. Kaan. Öncelikle çok Kardeşim. fitsiniz hocam. Onu paylaşmak Vallahi mı? istedim. Çok iyi Teşekkür gidiyorsunuz. ederim. Yemekle ilgili dertlerinizi hatırlıyorum. Bence doğru yoldasınız. Belki motive eder diye paylaşmak Vallahi istedim. televizyon çok kilo katıyor diyorlar ya. Katıyorum. Fiziksel Onun etkisini görünce hissettim. böyle bana iyi geliyor. Herkes diyor hocam kilo mu verdin falan. Gerçekten bir fark hissettim. Bir onunla başlamak istedim. Eyvallah, eyvallah. Ben de şunu sormak istiyorum. Bağımlılıkların genetik etkisini aslında merak ediyorum. Ben birçok faktörün aslında arkadaşlarımızda değerlendiriyoruz. Cesaret gibi, tutku gibi birçok özelliğin ne kadar genetik ne kadar çevresel faktörleri olduğunu hep değerlendirip konuşuyoruz. Ve ben bağımlılığın da çok daha fazla çevresel faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Büyüme şekli, aile, arkadaşlar ve bunun sizce genetik faktörü ne kadar? Tabii ki bunu belli Maalesef. bir yüzdeye koymak çok basit değil maalesef ama nasıl yorumlarsınız merak ettim. Valla ben ya şahsen biyoloğum ama genetikle aram biraz soğuk. Çünkü 1980'lerde, 90'larda bize çok gaz verdiler. Ya bu genetik her şeyi çözecek falan diye. Geldik 2000'lere ses soluk kesildi bilmem fark ettiniz mi? O genleri çözecektik, her şey coşacaktı falan. Pek öyle olmadı. İnsan o kadar basit bir şey değilmiş. Evet genler çok önemli. Yaşam planımız orada gizli ama artık şunu biliyoruz. Bir, yaşamsal etkiler insanın davranışları ve yani nasıl diyelim zihinsel durumun davranışlarına yansıması konusunda çevresel etkiler çok daha belirleyici. Zira tek yumurta ikizlerini ayrı ayrı yerlerde büyüttüğümüzde yaptığımız yıllar süren izleme çalışmaları bize bunu net olarak gösteriyor. Bir de düşünce biçimimiz, uzun süreli duygusal durumumuz, hatta yediğimiz, içtiğimiz, hayatımızdaki alışkanlıklar ve tabii ki bağımlılıklar genlerimizin nasıl okunacağını değiştiriyor. Yani bu genlerde bir şey yazılıyor ama bazısında yazılar hiç okunmuyor. Yani hiç o mesela diyelim ailesinden kanser manser gibi bir hastalık aldı, Huntington hastalığı geldi bir şey oldu. Bazısında çalışmıyor mesela o. Onun hayatında başka bir şey var, başka bir zihinsel kod, başka bir davranış örüntüsü vesaire. O kodların öyle çalışmadığını biliyoruz. Yani genetik aslında kader değil ama bir yatkınlık altyapısı sağlıyor. Bu kesin yani baktığımızda belli bağımlılıklarda belli genetik örüntülerin tekrarladığını görüyoruz. Fakat esas aslında benim bugün bir televizyon programında bağımlılık konuşurken vermeyi en önemsediğim mesaj şu. Çok basit bir soru var. Aynı ailede büyüyen kardeşlerden bazen bir tanesi böyle çok kötü bir şeye bağımlı olabiliyor. Ciddi klinik bir durum sergileyebiliyor. Diğer kardeşlerde böyle bir şey olmuyor. Bir arkadaş grubunun içerisinde birisi kendini dağıtabiliyor bir bağımlılık konusunda. Diğerleri böyle hissetmiyorlar. Hepimiz aynı şeylere bağımlı olma potansiyeli taşımıyoruz. Hatta bir örnek var, onu da vereceğim müsaadenizle. Mesela bazı kimyasal maddeler var. Bu işte maalesef yasa dışı olarak insanlar bazen elde ediyorlar ve bir doz kullanıldığında ömür boyu insanı çılgın gibi bağımlı yapabilme potansiyeli taşıyor. Çok sert maddeler bunlar. Fakat bu maddelerden bir kısmı ameliyatlardan sonra hastalara ağrı kesici olarak veriliyor. Yani eğer konu kimyasal olsaydı, ameliyat olan herkesin, var mı aramızda ameliyat olan? Bayağı var. Peki ameliyattan sonra, ay ben sürekli o maddeden istiyorum. Yok, biter bitmez o konu gündeminizden çıkıyor. Ama aynı maddenin kötü bir versiyonunu bir kere kullanıyor bazısı, ömür boyu bağımlı oluyor. Biz uzunca bir süre bunu çözmeye çalıştık. Neden? Çünkü kimyasal teoriye uymuyor, dikkat ettiniz mi? Kimyasalı verdin, dopamin çıktı. O zaman herkes de aynı dopamin, aynı kimyasal, aynı etkiyi yapmış lazım. Ama böyle bir etki yapmıyor.